Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı ikinci dönem uzman erbaş ataması yapmış olacaktır. 3 ile 14 Haziran tarihleri arasında başvurunuzu yapabilirsiniz. Uygunsanız başvurunuzu yaparsınız. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu vermeyi ihmal etmeyin. Birkaç ilan daha var. Onların da bilgisini ilerleyen zamanda aktarmış olacağım sizlere. Şimdi ben bu linki de yorum kısmına sabitleyeceğim zaten. Hem ilanın tüm kadro ve detaylara yani kılavuza ve başvuru sayfasına yani şu kısma erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Kimliğim işim doğrula diyerek TC'nizi ve e-devlet şifrenizle beraber sizler başvuru ekranına geçmiş olacağınızı tekrar yinelemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hangi dalda atama olacakla ilgili kısmı aktaracak olursak da topçu. Bunlar daha çok branş bazında atamalardır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Topçu düzeyinde askerlik hizmetinde sahil güvenlik komutanlığı veya deniz kuvvetlerinde topçu, torpidocu, mayıncı, porsun gibi farklı branşlarda ihtisas edilmiş olan kişiler ancak başvurusunu yapılmış olacaktır. Veya bunun haricinde diğer askerlik hizmeti sınıfı içerisinde kara kuvvetleri, hava kuvvetleri bandında eğer şu branşlarını yaptıysanız yine başvurunuzu yapabilirsiniz. Görev yapılacak birliklerde yüzler olarak 140 kişi atanmış olacak buraya arkadaşlar. Diğer bir branşta ise telsizci ataması olacaktır. Yine askeri hizmetinde sahil güvenlikte telsizci veya hava kuvvetlerinde veya kara kuvvetlerinde bu denli branşları varsa 45 kişilik kadro açılmış durumda arkadaşlar. Motorcu ataması olacaktır. Yine askeri hizmet düzeyinde yara savunma ya da deniz kuvvetleri komutanlığında yüzer unsurlarından gemi, bot, benzeri, kazan sınıfı branşında ihtisas edilmiş olan kişiler ancak başvurusunu yapabilecektir. Veya hava kuvvetleri veya yine kara kuvvetleri. Sivil savunma ve itfaiyecilik mezunları da buraya başvurabilir. Yani askerliğini illa bu şekilde yapmış olması gerekmiyor. Aynı zamanda mesleki eğitim düzeyinde sizlerin bazı branşlarının da olması yerinde olacaktır. Sivil savunma ve itfaiyecilik mezunu veya itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümü mezunları askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olması gerekiyor arkadaşlar. 35 kişilik kadro buraya da açılmış durumda. Elektrikçi ataması olacaktır. MEP onaylı elektrik elektronik teknolojisi gibi eğer sertifikanız varsa 30 kişilik kadroya da başvurunuzu yapabilirsiniz. Askerlik hizmetinizi yapmış veya yapıyor olmanız gerekiyor. Her biri için geçerli bu arkadaşlar. İkmal aşçı ataması olacaktır. Halk eğitim merkezlerinde sizlerin aşçılık diploması varsa yine başvurunuzu yapabilirsiniz. Yapmış veya yapıyor olması gerekiyor. 35 kişilik kadro da buraya açılmış durumda arkadaşlar. Kurbağa adam ataması olacaktır. Liman başkanı tarafından onaylı 1. veya 2. sınıf dalgıç belgesine sahipse yine başvurusunu yapabilecektir. 15 kişilik kadro buraya açılmış durumda arkadaşlar. Sizlerin askerliğini yapmış olmanızla beraber 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor. Yani 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar başvurusunu yapabilir. Veya en az lise mezunları içerisinde bu az önce saymış olduğum bütün bölümler lise, ön lisans, lisans fark etmiyor. Eğer bu bölgeler veya bu özel kurslara sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olma şartının var olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu yaş şartı oldukça mühimdir arkadaşlar. Herkesin buna sahip olması gerektiğini yazmış durumda. Onun haricinde başvurular ne zaman yapılacaktır ile ilgili bilgi gelecek olursa da az önce belirtmiş olduğumuz gibi 3 ile 14 Haziran tarihleri arasında İş başvurusu sekmesi üzerinden online şekilde yapacaksınız. Genel kültür mesleki bilgi yazılı sınavı olacak. Ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yani parkur, uygulamalı meslek bilgi sınavı, mülakat sınavı her biri aşama aşama gerçekleştirilmiş olacaktır. Uygunsanız dediğim gibi kesinlikle başvurunuzu yapmış olun. Çünkü buraya herkes haiz değil. Bu şartlara herkes haiz olmadığı için atanma ihtimalinize yükselmiş oluyor arkadaşlar. Yani buraya başvurabilecek kişiler kaçırmasın derim. Pekala. Bunun haricinde farklı atamaları da sizlerin karşısına çıkarmaya gayet göstereceğim. Bu ilanla ilgili bütün detaylara yorum kısmından erişim sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.